Senin tostun nerede? Ben yedim. Yok artık. Vallahi hepsini bitirdim ya. Koca tostu ne zaman yedin? Koca tost mu? Çok büyük bir tost. Sen benim gece menümü bilmiyor musun? Bir tane böyle büyük patso. Hadi canım. Yanında da bir tane böyle büyük köfte ekmek, tavuk döner ya da. Mesela sen yiyorsun ya mesela, öykünüyorum senin yediğin şey, hala doymamış. Değil mi? Yok teşekkür ederim, sağ ol. Ben rejimdeyim bu arada. Bu tostu bulmaya Barış Manço Kültür Merkezi'ne gittim. Niye ya? Ya şu an çarşıda tost bulamıyorsun. Şark kahvesi var ya. Şark kahvesi var, evet, evet evet. Közde kahve yapıyorlar. Tahta masalara oturuyorsun, sandalyelere oturuyorsun. Doğru, biliyorum. Şimdi orada mantıken tost bulması gerekmez mi mesela? İlla ki yani. Türk kahvesi olur Şark kahvesinde. Türk kahvesi, çay. Ayran. Ayran. Tost. Tost olur. Tost olur ya. Bir de iki kaşık tost olur. Kaşarlı tost, sucuklu tost, karışık tost. Üçü olur. Başka tost olmaz. Ayvalık isteyemezsin orada. Bir şey diyeceğim, zaten sucuklu tost, karışık tost olmuyor mu? Sadece sucuklu tost var. Sen sordun mu tost var mı diye? Gittim sordum. Hayır, tost yok. Olanları söylüyorum. Waffle, cheesecake. Gerçekten katı olan her şey buharlaşıyor yani. Evet, katı olan her şey buharlaşıyor. Şark kahvesinde tost bulmamasının sebebini söyleyeyim. Onun Hı-hı. az yukarısında tost akademisi var. Ha evet, doğru. Her şeyli tost var. Avokadolu tost var. Ya. Proşuttolu tost var. Sucukla dans eden jambonlu tost var. Jambon... Yani tosta inovasyon yapmış, öyle Aynen, mi? Aynen, isminden belli zaten. Tost akademisi. Ya bir ara çok böyle yaratıcı isimli tostçular vardı. Hala var mı bilmiyorum. Evet, tost kazı falan. Tost kazı, Tostoyevski. Tostoyevski vardı. Eski tosttan düşman olmaz. Böyle sadece cinas üzerine kurulmuş bir sektör. Tost tost diye nicesine sarıldım. Ama şeyler de vardı mesela. Bu şey isimler beni yoruyor. Tost akademisi mesela. Tost akademisi mi? Tavuk fakültesi var mesela. Dünyası Tavuk var. Fakültesi. Dünyası. Tavuk sanatı gördüm ben. Tavuk sanatı. Tavuk ve sanat. Birbirinden çok uzak şeyler değil mi? Yaptığınız şey tavuk döner. Kaş tasarımcısı var ya. Ben bir de gittiğimde hayal kırıklığına uğradım. Ben eve söylüyordum. Yiyorum tavuk fakültesini. Gerçekten güzel. Çok beğendim tavuk fakültesini. Ben dedim ki ne kadar güzel. Her gün söylemeye başladım. Ve bir gün yolda yürürken Üsküdar'da tavuk fakültesini gördüm. Evet. Ve hayal kırıklığına uğradım. Tümdüz dükkan. Hiçbir şey vaat etmiyor. Hiçbir fakültelik bir durum yok. Hiçbir, diploma yok. Etraf. Tabii ihtişam bir nümayiş, bir hareketlilik. Normal tavuk döner yapan ustalar var. Tavuklar okula gitmemiş. Gitmemiş. Tavuk. Tavuğun diploması yok. Tavuğun diploması yok. Boş gezen tavuk. Boş gezen tavuk. Sana dünyanın en dürüst reklam sloganını söyleyeyim mi? Söyle. Tost bulunur. Tost bulunur. Olur ya böyle kantinleri yazarlar. Evet, tost bulunur yani. Tost bulunur. Bizde böyle bir kantiniz demek öyle. Bak, tek bir yanlış sözü yok. Evet. Tost bulunuyor. Düz yazı değil yani, dümdüz yazı. Evet, dümdüz yazı, evet. Mesela yanında bir bazen şey de yazıyor, ayran. Ama sadece ayran. Mesela ayran, ayran bulunur, bulunur demiyor. Hayır. Ayran bulunur. Belki diyor. Olabilir, olmayabilir. Ama tost bulunur. Bulunur. Fazla Merhaba, hoş geldiniz. Ben Çağla Alkan. Arkadaşım Caner Dağlı ile beraber yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Merhaba Caner. Merhaba Çağlacığım. Annem dün bize en sevdiğin komedyen olduğunu ilan etti. Aa, çok teşekkür ederim vallahi. Evet. Salih için kötü haber. Ben geçtim Salih. Of, en sevdiği oldu. En sevdiği komedyen Salih'ti yakın bir zamana kadar, ama papucu dama atılmış. Ben şu de. Anda. Ama bunlar tabii objektif kriterler değil biliyorsun. Tabii ki, tabii ki. Kitle, evet. Kitle değil tabii. Annen gösterime bilet alıp gelir mi? Yok, anneme bilet satamazsın. Gerek yok o zaman. Şey, ama yorum yazar istersen. Yorum yazıyor mu? Yazar. Ha, güzel, güzel, güzel. Sana nazar boncuğu ve gül emojileri yazabilir istersen. Anneler hep bunu kullanıyor. Gül, öpücük, kalpli öpücük, güllü emoji. Evet. Annem de bunları kullanıyor. Zaten ne kullanacaksın ki? Evet evet. Çok abuk subuk emojiler var. Kim kullanıyor onları bilmiyorum. İşte şeyde onları kullanıyorlar. Erkekler emoji kullanıyor mu? Yoksa gay mi emoji kullanmak? Şöyle, emoji kullanmak biraz eski kaldı. Old school bir şey oldu. Evet. Emoji kullanmak. Onun yerine diye bir random gülüş atıyorsun. Random atıyorsun değil mi? Random atmayınca şöyle oluyor, kız böyle diyor ki ay yaşlı bu ya falan diyor. Yani düşünsene şey gibi ya, 10 saat emoji aramış bunun için. Ha, evet 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 evet. Ne bileyim mesela böyle oradaki surat ifadelerine böyle suratını şey yapıyorsan hani... Hani bu mu, bu mu falan. Ben bazen yapıyorum onu. Hani bu kadar mı gülmeliyim, şu kadar mı gülmeliyim? Çok düşünüyorsun. Ama bakınca düşünüyorsun gerçekten. Yani ben utanan maymun kullanıyorum. Aa, onu mu kullanıyorsun? Utanıyorum maymun olarak. Ya şeylerimiz süper. Allah şeyden nazardan amin saklasın. Bak. Takipçilerimiz süper. Süper insanlar. Ama şöyle bir sorun var.
herkes aynı interneti kullanıyor. Evet, öyle bir sıkıntı var. Herkes aynı interneti kullanıyor. Hiç mesela hiç yaş farkı yok, eğitim farkı yok, hiçbir fark yok. Evet. Herkes aynı yerde birbirini dinliyor. Ve göt cebinde. Ve saçma sapan şeyler oluyor tabii. Ben mesela devamlı bizim söylediğimiz şeyi insanlar ciddi alıyorlar. Ben yapay zeka üzerine uzmanlığı olan bir profesöre size katılmıyorum hocam diyorum. Adam diyor ki nasıl katılmıyorsun? Yorum kısmında. Evet. Ya ben ona ciddi ben size katılmıyorum hocam demiş olabilir miyim? Ya tepeye de yazdık aslında mizah diye ama. Evet evet. Uzman konuklarla gayri ciddi sohbetler. Belki gayri ciddi kısmını anlamamış olabilirler. Ciddiyetsiz diyebilirdik. Evet. Ama aynen Pürütan gibi Pürütan orada gibi, da. Pürütan gibi evet olabilir. Antin Kuntin bir kelime seçti. Edirne turnesi nasıl geçti? Sana şöyle söyleyeyim. Daha önce ben turneye çıkmamışım. Öyle mi? Böyle bir şey olamaz. Çılgın kalabalıklar. Edirne seyircisi galiba bize, bana açmış. Bilet mi alıp gelmişlerdi? Yok hayır. Bilet. Kaşeli. Şöyle söyleyeyim kaşeli. Evet. ve bu programda ben küfür etmiyoruz diye biliyorum. Şimdi yani şöyle bir fark var. İki tip seyirci var. Evet açıklar mısınız efendim? Bir orada olmak isteyen seyirci var. Hı-hı. Biletini almış gelmiş. Hı-hı. Bir de yani orada yanlışlıkla olan seyirci var. Hangisine gitmişimdir ben sence? Çünkü mesela o sırada bara gitmiş aslında. Hı-hı, evet. Arkadaşıyla buluşmaya. O kadar güzel açıklıyorsun ki şu anda. Her şey yerli yerine gidiyor. Devam et. Ya da mesela AVM'de normal hayatını yaşıyor mesela. Hı-hı. Ama oraya birisi stand-up sahnesi kurmuş. Mesela birileri. Bunun iyi bir fikir olduğu düşünülmüş. Oturmuş, ölçmüş, tartmış, biçmiş. Demiş ki biz neredeyiz? Adam mesela gündelik işte alışverişini yapmaya çalışıyor. Mesela... Ve tam böyle dükkanın önüne lavuğun biri stand kurmuş. Evet lavuğun biri diyelim ona. Lavuğun biri diyelim. Özellikle lavuğun biri o çok önemli. Üzerine oturmuş mikrofonla saçma sapan konuşuyor. Diyor ki burcunuz ne? Ya sonuçta o insanların hiçbiri orada onu dinlemek için yok yani. Evet. Daha bunun hiç çalıştığını görmedim. Ben de. Mesela şöyle bir şey. Şöyle bir seyirci vardı Çağla mesela. Adam canlı müziğe gitmiştir. Canlı müziğin saati 9'dur mesela. Hı hı. Sen canlı müzik geliyorsun 9'da. Evet. Lavuğun biri. Lavuğun biri oraya stand kurmuş. Diyor ki Caner'cim stand up yap diyor burada. Caner gel bir şeyler anlat. Gel bir şeyler anlat ama canlı müzik var o saatte. Aynı saatte bak. Stand up ile canlı müziği aynı saatte mi koymuşlar? Stand up saati 20.30 yazıyor. Canlı müzik saati 21 yazıyor. Stand up'ın başlangıcı yarım saat sarkınca ben canlı müzik oluyorum. Ne diyor seyirci buna peki? Canlı müzik nerede diyor. Ve bu adam niye konuşuyor mu? Bu adam niye konuşuyor diyor. Ama çok büyük alkışlandım ama. Çok büyük alkış aldım. Şöyle alkış aldım. Dedim ki arkadaşlar canlı müzik ister misiniz dedim. Bir kıyamet koptu. Edirne böyle alkış görmedi arkadaşlar. İneyim mi sahneden? Evet. Bir daha ister misiniz? Hayır. Korkunç ya vallahi. Evet, evet, evet. Gel de stand-upçı ol. Evet evet. AVM'de. Bu stand-up'a başlayan gençler ne yaptıklarını bilmiyorlar. Gerçekten biliyor. Yani onlar zannediyorlar ki şey Netflix'teki gibi olacak. Evet evet. Onlar böyle işte çıkacaklar. Hiç fikirleri yok hiç yani. Hiç fikirleri yok. Rezilliğin şeyi yok yani. Evet, dibi evet. Yok yani. Bu arada bu hafta ilk kadın Merkez Bankası Başkanımız göreve başladı. Aa. Haberin var mı? Yok haberim yok. Ben haber izlemiyorum. Hafize Gaye Erkan. Hafize Gaye Erkan'a başarılar diliyorum görev evet. Aşımında. Yani evet bakalım yetkin bir insan, çok yetkin bir insana benziyor. Umarım hayırlı olur ya ülke için. Ben umutluyum. Yalnız ilk gün işte bir fotoğraf çekilmiş. O gün giydiği kıyafetler ve saçı pek beğenilmemiş Twitter'da. Aa, neden? Veya bir eleştiri gördüm Twitter'da. Artık çok Twitter'da kıyafet eleştirilir oldu Çağla. Yani acaba diyorum mesela böyle bir podcast'ta ufak bir bölüm mü yapsak? Ha puanladığımız. Hafize Gaye Erkan bugün ne giydi işe? Evet. Burada mesela gösterip puanlayalım. Şey vardı işte Televole'de haftanın şıkı haftanın rüküşü. Hatırlar mısın? Evet. Onun evet gibi. Ama sadece Merkez Bankası Başkanı için. Tabii ama şarkılar da girecek. İşte Gaye ceketlerin biraz daha iyi kesimli olmalı. Evet. Stilettoların bu hafta böyle evet. Şey çantanlı oyum değil. Evet mesela. Sonra kahkül sana yakışıyor. Kahkül olması lazım diyebiliriz. Kahkülsüz bürokrasi değildir. Yani bizim stil danışmanlığımız ülkenin faydasına olacaksa yani ben yaparım. Ben de elimi taşın altına koyarım bu konuda bu arada. Buradan kendisine stil şeyi veririz yani. Evet, evet. Sen zaten bu konuda iyi olduğunu cümle alem biliyor. Ben zaten 3 sezon bu tarz benim izledim. O bir okul ki o zaten. Zaten. Mesela ben stilettoyu nereden bilebilirim? Stiletto evet fark ettim onu. Ben stilettoyu yani stiletto bilecek bir insana benziyor. Bu tarz benim. Ben ilk defa stiletto kelimesini kullanan bir erkek görüyorum. Yani... Çünkü ben bilirim stilettoyu. Evet. Çok ilginç. Çünkü bazı kelimeleri
erkekler kullanmıyor ya. Evet, stiletto denmiyor erkekler. Genellikle yani mesela. Eğer özellikle o iş alanında değilse yani ne bileyim yavru ağzı mesela. Mesela denmez. Yavru ağzı. Mesela benim babam nakliyeciydi, hiç yavru ağzı demedi. Bence ömrü baban boyunca. Evet babam mesela bu kelimeyi bilmiyor olabilir. Bilmez. Babama yavru ağzı desem ne hangi yavrunun ağzı falan. Ya, evet evet. Stiletto desem mesela oğlum saçma sapan İngilizce konuşma benimle de. Evet. Oysa ki İtalyanca. Sen hiç izledin mi bu tarz benim? Ben izleyemedim. İzleyemedin, kaçırdın. Müthiş bir programdı. Ya çok üzülüyorum ona. Mesela Kuş Öldü Baby vardı mesela. Senin evet, kötü kıyafetin. Evet. Hmm, Kuş Öldü Baby. Ya keşke öyle bir şeyde jüri olsak. Hayalimdi benim. İşte o. Olalım diyorum ben. Ama sadece Merkez Bankası çalışanları için. Ha mesela böyle bir alan yapabiliriz kendimize. Evet. Benim çünkü hayalim. Ben iki hayalim var. Üst düzey bürokratların. Ve siyasetçilerin moda tercihlerini eleştirelim. Yani Meral Akşener'e bu renk gitmiyor. Mesela. Israrla mavi giyiyor mesela. Israrla mavi. Mavi tonlarda ısrar ediyor. Pastel. Pastele yönelmesi lazım. Evet. Gerçekten Meral Akşener'de pastel tonlar daha iyi gidebilir. Bu arada Hafize Gaye Erkan'ın eşi de ilk erkek Merkez Bankası Başkanı eşi oldu. Ha. Evet. Daha öncekilerin hepsi kadındı. Buna şey deniyor değil mi? Second Gentleman. Evet, second gentleman oldu kendisi. Evet, evet. Şimdi mesela böyle bir çalıştaya falan gidilirse böyle bütün Merkez Bankası çalışanları, çalıştayda çalışması gereken insanlar, bürokratlar vesaire kimse, onlar bir odaya kapanır, çalışır. Eşler için de şey düzenlenir. İşte mesela hamam günü. Onlar da bir yerde ya eğlensin. Ya da işte öğlen şeyi falan hep bir araya gelir. Ve o eşler arasında hep bir tane erkek olur. Ha, second gentleman olur. Second gentleman. Çünkü bir tane hırslı ve başarılı bir kadın. Evet. O gruba girmeyi başarmıştır ve onun eşi de. Ben öyle çok gördüm. Mesela işte mesela 30 tane kadın, bir tane erkek öğle yemeği yeniyor. Peki başka nümayiş oluyor mu öğle yemeği dışında, bir aktivite, bir şey? Ben bir keresinde öyle bir şeye gittim ve Amerika'da gittim yani. Eşler için lunch'ın. İşte hep beraber lunch yapılıyor. Ve böyle konuşulan konular işte yazın nereye gidiyorsunuz? İşte kaya neredesiniz falan tarzı şeyler. Ondan sonra da spa günü. Hep beraber spa'ya gidiliyor. İşte bir tane erkek var. O da geliyor mu spa'ya? Spa'nın kapısında Anthony'ye işte diyorsun ki yani sen... Anthony abokunda çıkarma diyorsun. Sen erkek tarafına buyur falan. Evet. Anthony orada tek başına oturuyor. Anthony ne kadar da second gentleman olsa burada işimiz seninle biter diyorsun. Evet ya, yani oraya kadar idare ettiysen bile orada hani spa'da yollar ayrılıyor. Evet evet. Başarılı kadın eşi. Eşin varsa buna ama okey dersin yani. Ben second gentleman olmayı ben isterim mesela. Bence sana çok yakışır. Ben net second gentleman olurum. Ben eşimin soyadını da alırım. Kendi ailemle ilişiğimi keserim. Annem babama ve bayramda kandilde mesaj atmam. Ya ünlülerden biri öyle birisiyle çıkıp hadiseyle çıkan galiba. Annesini babasını Instagram'dan unfollow etmiş ya. Ha öyle birisi vardı. Kimdi o? Çok komik değil mi? Ananı babanı Instagram'da unfollow etmek nedir ya? Ne hadiseymiş bak. Şeyi anlarım bak, görüşmemeyi falan. Evet evet. Ama unfollow da etmezsin ya. Etmezsin. O kadar da değil. Sonra mesela tekrar ayrıldıktan sonra tekrar follow ettim mesela. Büyük ihtimal etmiştir. Büyük ihtimal etmiştir. Annesi kabul etti mi mesela? Resti bloğa mı bastı, blok? Anne yüreği dayanamaz. Anne yüreği. Bloklayacaktım ama dedim boşver. Bloklayacaktım da lanet olsun. Restrik dediğim geç. Ben de geçtiğimiz hafta bir ilke imza attım bu arada. Bir kadın olarak Türkiye'de yaşayan Perpa'ya gittim. Aa, müthiş bir yer değil mi? Perpa'ya gittin mi? Tabii ki, deli misin? Eski hapishane orası. Hadi canım. Evet. Yok artık, ciddi, ben bilmiyordum. Ciddi, şakasız, ciddi söyleme. Eski, çok eski bir hapishane orası. Böyle dükkana girdim bir tane, işte priz almam gerekiyordu. Ve böyle girince şey dedim ya, bu dükkana girmiş ilk kadın benim. Evet, büyük ihtimalle sen olabilirsin. Perpa'da kadın yoktur. Böyle evet, böyle irkildiler falan beni görünce ya, dedim ya bu da benim Everest'im ya. Ben ama bir infial yaratmışsındır orada. Çünkü kadın mefhumu dolayısıyla bu arada. Yani kadın evet, kim evet. olduğu bandan evet, bağımsız. Evet. Buraya 92'den beri kadın gelmiyordu. Aynen. Fikri vardır orada çünkü. Ay, kadının burada ne işi var falan şey yapılamıyor evet, yani böyle. Evet. Anlaşılamıyor tam böyle. Ne oldu acaba, eşini mi arıyor? Mesela. Mesela eşi Perpa'da kayboldu belki. Evet evet. Ki o da çok muhtemel. Muhtemel aynen. Evet. Perpa çok kaybolabilecek bir yer yani. Zaten çok komik bir tweet vardı onunla ilgili, böyle işte bilmiyorum. Sadece asansörde belli katlar var, 18-2 falan. Bugün seninle tatil konuşacağız. Bayılırım tatile ya. Evet. Ben bayılıyorum tatile. İhtiyacın var mı sence şu an tatile? Benim mi? Evet. Net var. Uzun bir süredir tatile ihtiyacım var benim yani.
Evet. Ben çünkü eskiden biz tatile gitmezdik. Benim mesela babam beni götürürdü ya şey hafta sonu. Küçükçekmece'de Albatros'ta denize girer geri gelirdik eve. Hı-hı. Ama ben o yüzden arkadaş yazdıklarına bayılırım. Özellikle buradan yatırım tavsiyesi olsun. Tekirdağ Marmara Ereğlisi bu için biçilmiş kaftandır yani. Böyle işte zaten bayram önümüz. Önümüz bayram. Ya gerçekten bugün şey diye uyandım. Ya, ben yorgunum. Değil mi? Değil mi? Tatile mesela yazlık falan diyorsun ya. Uh-huh. Yani benim şu an istediğim tatil çocukları anneme gönderip evde televizyon izlemek. Evet, zaten anne tatili budur. Ya şu an filmi bile kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Evet ya ben de. Daha basit. Reklam olabilir. Reality show falan. Mesela, değil mi? Kısmetse olur. Falan. Kısmetse olur izleyebilirsin değil mi? İzleyebilirim. Saatlerce kısmetse olur. 4 saat aralıksız böyle kısmetse olur. Böyle bakmak istiyorum ya. Süper ama böyle bir tatil ihtiyacın var senin de. Kısmetse olur tatil istiyorum ben ya. Evet. Zaten tatilde ben insanlardan nefret ediyorum. 9'da uyandırıyor, 7'de uyandırıyor. Deniz diyor çarşaf gibi gidelim. Ya bir git bırak kardeşim benim ya. Ya bırak beni ya. Ben ama tatile gidince hiperaktif oluyorum. Olmam. Hayatta olmam. Ben hiçbir şey hiperaktif olmam. Böyle şey gibi olurum yani. Odada durduğumuz her saniye para kaybediyoruz mantığı var bende. Evet, sende öyle bir mantık var. Bende yok. Denizden nefret ederim. Bir insanın neden yüzdü hakkında hiçbir fikrim yok. İnsan neden bir yere bak, bir yere hareket etmenin bir amacı vardır. Evden çıkarsın bir yere gitmek için. Hareket etmenin bir sebebi vardır. Evet. Sen bir yere varamayacağın bir noktaya neden gidiyorsun? Yüzmek nedir? Yüzmek, ben balık mıyım, yüzeyim? Hiç şey duymuş muydun? Asıl olan yolculuk. Duydum. Çok saçma bir şey. Duydum. Senin için asıl olan destinasyon. Evet, destinasyondur benim için asıl olan. Benim bir arkadaşımın annesi var. Bu programı da dinliyor bu arada. Kendisine de buradan selam olsun. 60 küsur yaşında boğazı yüzerek geçti. Evet, vardı öyle insanlar. Ve daha önce de yüzmüşlüğü yok. 60 küsur yaşında yüzmeye başladı. Hadi be. Şaka mı bu? Ve Türkiye birincisi oldu boğazı geçmede. Aha. Geçen sene Çanakkale boğazını geçti. Demek ki gençken başlasa yüzmeye. Ve o kadar zor ki boğazı geçmek. Evet, çok zor. Benim mesela eşim şeylere gitti. Seçmelere gitti. Geçemedi seçmeleri. Geçemez. Neyse, şimdi başka bir denize bağlanacağız. Evet. Bizim ekonomi uzmanımız. Evet. Ve beyaz yaka uzmanımız. Evet. Deniz Altuner. Gene bir uzmanlığıyla geliyor. Aynı zamanda tatil uzmanı. Tatil uzmanı. Çünkü tatil demek ki biraz da ekonomi demektir. Ve de beyaz yakalı demektir. Demektir. Evet, o yüzden şimdi kendisine bağlanacağız. Evet. Yani evet. Bu üçüncü kez katılıyor fazla mera. Sevgili Deniz Altuner bizimle beraber. Deniz'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim yine çağırdığınız için. Bir dakika, arkadaki o enstrümanlar ne Deniz? Biliyorsun ben çok yönlüyüm. Zaten beni çağırmanızdan belli. Deniz Bey hayatı seviyor. Bongo muydu? Neydi onun adı? Tumba. Tumba. Bu tumba ben Ramazanlarda başladım aslında. Sonra tumbaya kadar geldim. Ramazan tumbacısı. Eşim çalıyor. Benim alakam yok. Ben seküler mahallelerde tumba çalıyorsunuz diye Ramazan'da diye düşündüm. yani eşinin tumba çalmasıyla şey misin, rahat mısın? Şöyle, bana verdiği komutları aslında tumbayla veriyor. İşte yemek hazır, ışıkları söndür gibi. Ve sen de uyguluyorsun söylenen. Aynen, Pavlov'un denizi gibi. Anlatın bakalım arkadaşlar, tatil sizin için ne demek? Ben Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 5-6 yaz falan geçirdim. Aha. Buradan kendilerine selam olsun arkadaşlarım. Sevgili Aziz ve Hasan beni çok davet ederlerdi oralara giden. Başkasının yazlığında yaptım bu tatili. Tabii ki tatili. Oradan hatta kalma bir şey. Tekirdağ hatırası olarak bir çakmağım var burada. Aa. Tekirdağ hatırası, bu oradan kalma bir çakmaktır. Yıllardır yanımda taşırım, özel bir çakmaktır. Ben tatili böyle kodlarım kendim, yazlık. Ne yapıyorsunuz? Balkonda oturup çekirdek mi çitleniyor? Balkonda oturuyoruz, akşam mangal yapıyoruz, okey oynuyoruz, King oynuyoruz. Bütün kışın stresini atıyoruz King oynayarak. Hep bir böyle düşük tansiyon. Düşük tansiyon. Sıcaktan dolayı. Sıcaktan dolayı böyle bir sürekli böyle yakaya böyle yanıyoruz bu oğlum, bir dondurma mı yesek? Evet. Akşam 9 gibi dondurma yemeye çıkarsın. Gece 1 gibi sivrisinek avlanır. Sivrisinek avlanır. Çıplak ampul ışığında. Tabii. Bir oflar sürülür, o böyle bir spreyler vardır. Duvarlar kan revan olur. Bilmiyorum sizin orada nasıl, bizim İzmir'de öyle çok sivrisinek. Orada da öyledir. Sivrisinek birazın balkonda böyle hafif böyle bir. Özledim. Esenmat kokusunu özledim biliyor evet, musun? Evet. Burnuma çarptı evet şu an. Evet ya, onun kokusu başkadır. Of kokusu geldi burnuma. Of. Bir de en sevdiğim şey balkondaki televizyondur yazlıkta. Evet değil mi? Evet. Denize mi bakacağız? Deniz yok, çok uzakta zaten yazlıkta. Evet doğru. Evet. Deniz'cim senin nasıl tatil şeyin? Sen Kırıkkalelisin. Aslen. Evet.
Nedir Kırıkkale'de tatil, ne demek Kırıkkale? Anadolu'nun Paris'i derler zaten Kırıkkale'ye. Kim diyor bunu? Bir arkadaşım söyledi, o da Kırıkkale'de. Bir kişi var bunun. Bir kişi var. Belki Deniz Bey de katılır bana diye bir önerme olarak söyledim. Doğru, doğru. Başkent yakınlığıyla olsun. Kavun, karpuz, kerek mahsulüyle. Ama her şeyden önce tatillerin olmazsa olmazı çekirdek çitlek diye tabir ettiğimiz, evet, ay çekirdeğinin de başkentidir Kırıkkale. Ben zaten Kırıkkale'yi Trakya'da zannediyordum. Sen öğrendin değil mi? İç Anadolu'da olduğunu. Evet. Kırıkkale'yi nasıl yapar? Şimdi aslında tatil bütçesine göre. Hmm. Yani yazlığı varsa yazlığa gider olur. Ondan sonra yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kurak. Soğuk ve kurak olur. Daha çok şudur. Tüccar, işte esnaf, çalışan kesim varsa bir köy evi. Hmm. Açıkçası ırmak geçer Kırıkkale'den. Hmm. Bu ırmağın kenarındaki köy evlerini, ailelerini yerleştirirler. Hmm. Hafta içi kendileri şehirde, efendim köyde de böyle bir şey hayatı, doğal hayat şeklinde. Hmm. Budur aslında Anadolu insanının tatil anlayışı. Yaylaya çıkıyor galiba değil mi? Evet, yaylaya çıkarlar. Evet. Güneyde daha çoktur yaylaların ve Karadeniz'de tabii. Kırıkkale'de yayla yok. Öyle mi? Evet. Birçok şey yok, o da yok. Evet, tatillerde böyle yüksek bir yere çıkma vardır ama. Oksijen çarptı beni vardır mesela. Oksijen iyi geldi bana. Ya zaten bu yazın bu non-stop bu oksijen şeyi yapılıyor ya. Evet. Esiyor mu? Evet, evet. Yani ben mesela bir 30 gün boyunca her akşam bunun konuşulduğunu bilirim. Evet, evet. Esiyor mu? Esiyor mu? Bak bir şimdi, esti. Şimdi durdu. Bak şimdi durdu. Bir esti durdu. Dur bak şimdi. Güzel esti bak. Güzel esti baba. Ha, durdu. Hep böyle essene güzel olur. Bir de şey var. Orası esiyor mu? Orası esiyor mu? Burası esmiyor. Şurası esiyor mu? Burası esmiyor. Burası esmiyor. Orası bak, orası güzel esiyor. Bak orada dur. Yer değiştirirse orası esmeye başlar. Evet. Bak orası esiyor, şimdi burası durdu. Burası durdu. Evet. Esme meselesi yani çok önemli. Non-stop. Saatlerce. Saatlerce. Şey gibi yani, rüzgar gülü olsa şey der biliyor musun? Ben bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Sizin kadar konuşmadım bu muhabbet. Yani biraz başka konu konuşalım. Konu sıkıntısı çekmezsin. Her zaman Esme konuşursun yani. Evet ya, yeter. Bu konuda suyu çıktı falan, evet, der evet, yani. Evet. Bilmiyorum. Evet, ama bu tabii denizden esme. Evet, yel geldi. Denizden bir yel geldi derler. Evet. Çeşme çok güzel eser mesela. Çeşme çok mu güzel eser? Çeşme acayip. Hatta bence çok esiyor. Tüm yazı titreyerek geçiriyorsun Çeşme'de. O kadar mı? Gerçekten öyle. Hiç bilmiyorum. Ben Çeşme'ye hiç gitmedim tatile. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Zaten Alaçatı Çeşme şeyi gibi değil mi? Cumartesi Kadıköy gibi falan. Korkunç. Yani devamlı sıradasın. Yolda sıradasın. Neyse, aman boşver. Boş Çeşme'ye boş girmeyelim. Evet. Senin nedir şeyin, planların Deniz? Vallahi ben de biraz yazlıkçıyım. Ondan sonra biraz böyle keşfedilmemiş, çok insan olmayan, kıyıda köşede kalmış lokasyonlar vardır. Evet. Bu turizm tabiriyle destinasyon kelimesini kullanmak gerekiyor. Destinasyonlar vardır. Nedir oranın adı? Çıralı mesela bunlardan birisidir. Çıralı. Olympus. Olympus'u duydunuz mu? Duydum Olympus'u. Evet, duydum. Efendim Kaş bunlardan birisidir. Hı hı. Ne, çadır mı kuruyorsun orada? Otel, motel, pansiyon. Daha çok motel ve pansiyon mekanlarıdır buralar. Hı hı. Böyle düzgün, işte aile işletmesi olan, sahipleriyle sohbet edebileceğin. Ama ben mutfak işini severim. Böyle canım sıkılırsa mutfağa girip durun bu akşam yemeği ben yapayım diyebileceğim. Böyle yerler. Ama oralarda animasyon olur mu acaba? Yok, animasyon yok. Aa. Orada olmaz animasyon. Tatil köyünde vardır animasyon. Tatil köyünde. Yani benim açımdan animasyonsuz bir tatil. Animasyonu sever misin? Delisiyim animasyon. Oni maaşları seven insan sen misin? O benim. Sensin o balon patlatmalı, evet, taklitli, şarkılı, türkülü. Çocuklar mı benim için yapıyorlar? Havuz oyunları falan da oluyor değil mi? Havuzda danslar oluyor. Evet, değil mi? Böyle bilirim yani. Ben en son böyle bir otel tatiline gittim. İşte adam böyle coşturuyor işte herkesi. Baya böyle kalabalık bir şey grubu. İşte böyle soru soruyor, işte Sir, where are you from? İşte I'm from, işte bilmiyorum, işte Deutschland falan böyle. Herkes şey yapıyor, böyle bir tane kadına geldi, işte dedi ya, işte Madam, where are you from falan. Kadın Herson dedi. Ukraynalıymış. Birden bir donma falan diyor. İşte işgal altındaki Herson'dan falan. Öyle dedik yani, Oksana şu an hepimizin moralini bozdun ya. Tatile geldik bir süre Oksana. Yani 3 gün tatilimiz var. Oksana bu konuyu gündeme getirmek zorunda mıydın? Oksana, dış siyaset konuşmayalım lütfen.
Yani öyle demedi kadın, aslında sadece geldiği yeri söyledi ama geldiği yeri söyleyince böyle herkes bir duruldu yani. Tabii. Yazık falan oldu. Ama tatilde acılar geldiğin yerde bırakılır diye düşünüyorum. Oksana biraz orada hata etmiş. Oksana yani. Tamam, savaş olabilir ülkende de biraz da. Bir yalan biraz, söyle. Evet, yalan söyle, biraz eğlenmene bak, biraz animasyon var. Romanya'dan geldim desem biz anlamayacağız. Aynen aynen zaten. Ne var, Belarus desem ben uyanacağım mı yani? Evet, illa yani doğruyu mu söylemek zorundasın? Sizde şey var mıdır bu yani, tatillerde ben görüyorum özellikle kadın tatilciler dediğimiz grupta bir ünlü görmek, ünlü birisinin yan masasında bir kadehi içerken yerken bir heyecanlanmak. Tabii canım, şöyle bir Eda Taşpınar görsek tatilde. Gördün mü hiç? Hiç de Eda Taşpınar görmedim. Ben şey bir kere Tekirdağ'da Metin Arif Şentürk'ü görmüştüm. Ay, hiç tanımıyorum. Şey var ya, var. Aman bre deryalar deryalar biz nişanlıyız, onu söyleyen. Bilir misiniz Deniz Bey? Arif Şentürk. Çok iyi bilirim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet evet, Kamil Sönmez'le büyüdük diyebilirim. Evet evet evet. Ama Eda Taşpınar şeydir yani, öyle bir şeyi görmek mümkün değil. O bir hani ne derler, karpuz kabuğu suya düştü. Aynen. Evet. Cemre gibi. O. Bir doğa olayı yani. Eda Taşpınar. Bir nevi yazın geldiğini müjdeler bize. Evet evet. Evet, o ama gazeteye düşmesi galiba Eda Taşpınar. Tabii Cemre düşmesi anlamına gelir zaten. Evet, gazeteye düştüğü zaman bir yaz geldi dersin. Bir de Fedon'u var onun galiba değil mi? Fedon'un suya düşmesi. Evet, Fedon da yani Eda Taşpınar birinci türevse Fedon ikinci türevdir. Evet evet. Fedon'u da Büyükada'da şey görebiliriz. Ben görmüştüm birkaç defa. Senin de gitmediğin yer yok ya. Biraz yaşadık bu hayatı be Çağla. Peki size bir ekspertiz sorusu sorayım. İkinizin de iyi bildiği bir alandan sorayım. Yazlıktasın. Komşu evde kendi elleriyle yaptığı rakıdan getirdi. Hı-hı. Ev yapımı rakı. Hı-hı. Yani namı diğer kaçak rakı. Tabii. Getirdi, ikram etti sana. Hı-hı. O rakıyı içer misin? Gözüm kapalı içerim. Yok artık. Zaten bir kapanım ki bile açılmayabilir o gözüm. Evet, gözüm kapalı. Gözüm kapalı içerim. Ondan sonra da gözüm kapalı da devam etmek. Ve kalır. İhtimali de göze aldığım için. Benim için hiçbir sıkıntı olmaz. Ben öyle devam ederim. Ben içerim. Hayır, ben burada önce şunu söylemek isterim. Evde kendi kendine alkol üretmek yasak. Yasak, evet yasak yasak. Önce uyarırım komşumu ama sonra bir kadeh alırım. Gerçekten alır mısınız? Tabii canım, net alırım. Ay, ben yani böyle bir bilinçsizlik görmedim ama yani şu an alırım gerçekten. Canım şöyle bir şey yani, hafifçe izleyip önce komşunun ne durumda olduğunu gözlemlemek. Bu kaç mesela? Şişe yarısına gelmiş mi yoksa yeni mi açılmış? Bunlar evet, önemli. Bakacağımız konular. Bilinci açık mı? Gözler görüyor mu? Onlara mı bakacaksın önce? Bir yarım saat her gözler şey için yeter. Evet Deniz Hocam, değil mi? Çakır keyif getirdiyse rakıyı, o da içmiştir ve bir şey olmamıştır manasına gelir. Onu demek istiyorum. Aynen. Evet, 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 evet hocam. İşte kayınpederimle kayınvalidim yazdığında yan komşu bize böyle bir rakı getirdi. Bayağı böyle kadeh verdi. Yemekteyiz. Aa. Kayınpedere verdi. Ve ben direkt onu alıp şeye döktüm, bahçeye. Aa, israf. İçmesin diye. Hayır, ben hayatını kurtarıyorum aslında. Ama diplomatik kriz oldu. Peki Çağla, orada bir yani estetik bir halde yavaşça alıp gidip döküp. Hayır, içecekti çünkü. Ben, içecek. Bir film sahnesi gibi aksiyon. Yani böyle ağzına tam doğru götürürken böyle kıvrak bir hareketle alıp hemen şey yaptım. Buradaki amacın neydi? Hayatını kurtarmak. Peki ya komşuluk? Ya arkadaşlar, böyle şey olur mu? Hiç tanımadığın insana verdiği kaçak rakı içilir mi ya? O senin yazlık komşun ya. Yazlık komşusu normal apartman komşusundan evladır ben efendim. Ben babam bile olsa ne malum ya. Yanlış alkol kullandıysan game over yani. Çok riskli bir şey. İnsan komşusu için bir gözünü verir. Yani o şey. Senin hayattan zevk almadığını anladık şu anda. Sen evet, hayattan keyif almayı bilmiyorsun. Peki şey konuşalım biraz. Gastronomik tatil. Gastronomik tatil. O kısımda ben biraz zayıfım yani. Şimdi biliyorsunuz artık değişik tatil modelleri çıktı. Tabii. Sokak lezzetleri. Ha evet öyle evet. Özel lezzetler. UNESCO Türkiye'de gastronomik tatil yapılacak 10 şehri açıklamış. Uh-huh. Bir Gaziantep, 2 Hatay. Evet evet evet. 3 Afyon Karahisar'mış. Uh-huh. 4 Adana, 5 Balıkesir, 6 Diyarbakır, 7 Kayseri, 8 Konya. İyi de bunların acaba alkollü var mı mesela yemeğin yanında? Tabii. Çünkü ben Afyon Karahisar'a tatile gittim. Bir yudum şey yoktu yani. Hatay'da var. Bununla ilgili şarkı yazdım. Geçen 2000 kişinin önünde okudum şarkıyı.
O kadar sinirlendim yani. Ben, o 2000 kişi biliyor kendini. O 2000 kişi arkadaşlar biliyor kendilerini zaten. Yani bir damla gerçek çok ciddi bir Afyonkarahisar'da termal tesise gittik. Bir damla koca otelde alkol yoktu yani. O çok yanlış. Hatay'da var mesela. Boğma rakısıyla ünlüdür zaten. O da oranın bir yöresel bir şeyidir yani. O zaman Hatay, Antep'te var mı? Antep'te de vardır bu iş. Oralarda bir sıkıntı yok açıkçası. Adana'da keza. Adana'da keza öyledir aynen. Kırıkkale'de var mı? Oranın yemekleri nasıl? Valla Kırıkkale'de biliyorsunuz Türkiye köfte Kırıkkale yemek sepetinden söylüyormuş. Kırıkkale'de yemek sepeti ve getir çok meşhurmuş. Yemek sepetinden söylenecek 3 il. UNESCO 10 tane il açıklamış. Kırıkkale, Bilecik, hadi bakalım. Bir daha. Demek Kırıkkale'nin köftesi meşhur. Yani eminim vardır bir köftesi. Kebap, eminim böyle tandır gibi et üzerine. Mesela kebapçı dayı yemek için gidilir mi Kırıkkale'ye? Kebapçı dayı. Bodrum'dan yani kalkar. Giderken geçebiliyorsan belki uğranabilir. Ama yalnız yemek için gidilecek bir yer değil. Alkol de şehir içerisinde sıkıntılıdır. Evet, aslında Türkiye'nin ilk gastronomik tatilini Fatih Terim yaptı. Evet. O anlamda. Alaçatı'da mıydı? Bodrum'dan kalkıp evet. Çeşme'ye gitti ya kebapçı evet. Dövmeye. Evet, sonra dövmedi. Bu da gastronomik seyahat. Yemek de sonuçta yemeğe atıfta bir yemeğe tahsil ediyor. Sonuçta yemek için gidilmiş. Kebapçı var ve yeme aktivitesi var. Var, doğru. Gene de yeme turizmi, gastronomi turizmine girer bu. En çok kebapçıdan dayak yenecek. 10 şehir. 10 şehir. Abi Antep'te bir usta var, bir dövüyor. Önce övüyor sonra dövüyor. Yani Adana ilk bir de olabilir. Adanalılar biraz agresif ya. Evet, Şırdancı, Eşo falan filan bir anda böyle. Eşo burada yol Kadıköy'de. Tamam işte Şırdancı orada da vardır yani. Sen Eşo ile tanıştın sanırım. Hayır ama Eşo ile ilgili devamlı şaka yapıyorum. Biliyorum. Ve Eşo gayet. Sürekli insanlara sahnede Şırdan'ı biliyor musunuz diye soran bir insan Çağlalık. Evet, Şırdan tarif ediyorum sahnede. Eskiden kimse bilmiyordu. İlgiyle dinliyorlardı. Şimdi herkes popüler, biliyoruz diyor. Popüler oldu ama şu anda böyle geceleri insanlar Kadıköy'de alkolden sonra içki, çorba içmek yerine bazen Şırdan'ı tercih ediyorlar. Peki pavyon konusunda ne diyorsun Deniz? Kırıkkalelilerin galiba bir de pavyon turizmi var. Pavyona ne zaman gidilir? Pavyona mesela hasat yapılır. Ürününüz para eder. Cebinize bir şeyler gider. Erkekler şöyle bir iş için Ankara'ya giderler. Pavyon işi için. Aa öyle mi? Zaten öyle bir sezonları vardır tabii. Evet. Deniz Hocam şeyden çıkmadır zaten değil mi? Ona oralarda ağa ayı derler. Yani hasat toplandığı zaman ağa ayı olur. Yani paranın toplandığı aga ayı derler ona. O aga dönemlerde o dönemlerde doğru, gidilir pavyona ve para ezilir. Zaten pavyonun çıkış noktası da bu diye biliyorum ben. Oradaki çiftçilerin, tarla şeylerinin, ağalarının paralarını almak. Hatay'da var mı böyle bir şey? Her bir sürü Anadolu şehrinde var. Ankara'nın bazı semtleri güzel kalbur üstü pavyonlarıyla da ünlüdür. İşte Maltepe bölgesi, Ulus, Yiba Çarşısı bölgesi, evet. İşte Monamur, Mega gibi isimlerle şehir pavyonlar vardır. Gazino ve pavyon aynı şey değil değil ayrı, mi? Ayrı şeyler, ayrı, ayrı. Ayrı, ayrı. Ne farkı var? Gazino böyle ailenin de gittiği böyle işte orada program olur mesela az solistlere kadar giden. Gazino kadınlı erkekli bir yer. Tabii kadınlı erkekli ve ailelerin de gittiği bir yer aslında yani. Pavyonda kadın olmuyor tabii, mu? Pavyon, kadın müşteri olmuyor mu pavyonda? Müşteri olarak başlayabilirsin belki sonra ilerleyebilirsin. Evet müşteri olarak başlarsın sonra istihdam edilirsin orada istihdamı boldur. Yani genelde kadın olmuyor anladın mı? Kadın olmuyor oradaki yani gösteriler de ayrıdır. Mesela gazinoda komedyen de çıkar. Sen biliyorsun pavyona gittin galiba. Bir kere gittim aynen. Tamam ne gördün pavyonda? Konsomatist denilen hanımefendiler oluyor orada. Orada çalışan. Onlarla sohbet edebilirsin. Masanda içki içebilirsin. Sohbet edebilirsin onlarla. Bir de şeyde komedyen vari bir tane bağlamacı oluyor. Deniz Hocam değil mi bilirsiniz siz. Hani seyircilere de laf atan, kadınlara da laf atan. Arada bağlama çalıp küfürlü şarkılar söyler. Stand-upçı yani. Hafif stand-upçı. Küfürlü şarkılar olur onların. Ha. Böyle öyle adamlar böyle orada bir eğlenti olur yani. Konsomatrisle müşteri arasında ilki ilişki ne? Yani şeye gidiyor mu o sonra gecenin ilerleyen saatlerinde? Onu çok bildiğim bir konu değil ama giden de varmış gitmeyen de varmış. Şimdi töhmet altında bırakmamı istemem konsomatris izleyen seyircilerimiz varsa. Bunun belgeselini izlemiştim ben pavyon belgeselini. Hı. Genelde olmadığı söyleniyor. Ha. Olmadığı söyleniyor ama olan da oluyormuş. Anladım. Daha çok sohbet üzerine bir hanımefendiyle sohbet etmek üzerine konu onun üzerine. Ne sohbet ediliyor ki tanımadığım bir insanla ne sohbet ediliyor? Bilmiyorum işte içeriğini gerçekten bildiğim bir konu değil. Onunla bir ama içtiğin içki içmek zorundasın.
Orada bu Anadolu erkeğinin dediği gibi irfanı ve kendini iyi hissetmesi. Evet. Belki günlük hayatta bir kadınla sohbet edemediği için de başka bir ihtiyaç bu. Ben onu gördüm. Evet. Sonunun nasıl gittiğinden bağımsız o aralıktaki o sohbet. Bir baktım şey bu. Yani o orada şey. O muhabbette gizli. Oranın sihri orada. Sen bulundun mu bulunmadın mı pavyonda? Ben bulundum. Ne zaman, nasıl bulundun? Daha dün gece. Ben üniversitedeydim. Üniversitedeki arkadaşlar da sizler gibi bir şey olduğunda beni çağırırlar. Böyle, gel abi sohbet. gibi. Bir de bizi efendim pavyona götür. Pavyon gerçeğiyle tanıştır. Kaç senesi bu? Bu kaç senesi olabilir? 1996'lar filan. Bayağı bir zaman önce, evet. Evet, epey önce. Pavyon olduğu zamanlar. Ondan sonra benim hiç pavyon deneyimim yok. Dedim ki ben medeni cesaret sahibi kişi olarak doluştuk bir arabaya. Gittik. Fakat öncesinde uyarılarda da bulundum. Çünkü o filmlerden ve duyumlarımdan hep bir tedirginlik var pavyonla ilgili. Abi pavyonda işte hesaplar çok gelir. Tabii. Onlarla sohbete girmemen lazımdır. Onun maliyeti çünkü içki ısmarlamak olur. İşte filan filan dikkatli için az için filan diye herkesi de böyle bir şey yaptım, organize ettim. Böyle oturduk arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim, bir yarım elma soyulmuş masaya geldi. Tam elma değil ama. Bir de mandalina tanelere bölünmüş, çok gözüksün diye böyle yayılmış bir tabağa. Bir mandalina, bir elmayla biz birer kadeh bir şeyler içtik falan. Ve oradaki şaşkınlığımız, orada herkesin etrafına böyle ilk defa böyle bir ortama geldi. O kadar belli bir şeydi ki. O açıdan çok güzel deneyimdi. Sonunda ama kavga çıktı pavyonda. Ama o da parçası zaten. Tabii işin bir eğlencesinden biri aslında. Evet. Bayağı evet. Kovboy filmlerde, barlarda hep bir şey çıkar ya. Evet, sandalyeler uçuşur. Sandalyeler uçuşma sahnesi. Onun gibi bir şeyler oldu. Hemen bir hesabı ödedik. Herkes dışarı kaçmaya başladı. Birbirine bakmadan yani böyle. Benimle beraber bir arkadaşımı yakalayıverdiler orada. Dediler bunlar hesap ödemeden kaçıyordu, alın bunları. Öyle deyince bizi tanıyamazsınız yani, öyle bir monis. Abi biz kaçmıyorduk hani, gözler doldu. Üniversite son muydu bu? 3 olabilir. Ya da çocuksun. Bir hesap ödediğimiz garson geldi de şahitlik ettiği için bizi bıraktılar falan. Yani şöyle bir iyilik oldu. Bir daha o arkadaşların pavyona gitmedi muhtemelen. İlk ve son pavyon deneyimi. Genelde pavyon hikayeleri böyle biter ama yani. Metin Akpınar zamanında Devekuş Kabare'yi kurduğu zaman emniyetten izin almaları gerekiyor. Müzikli bir şey yapacağız. Gazino gibi bir yerde bir şey yapacağız. İşte tiyatro yapacağız. Emniyetlikiler de bunu anlamıyorlar. Ne yapacaksın? Müzik var mı? Şu var mı? İçki var mı? Var. Ondan sonra diyor ki o zaman siz pavyonsunuz. Diyorlar Metin Akpınar'a. Metin Akpınar'ın konsomatris kartı varmış. Detoks tatiline gittiniz mi? Yok, ben gitmedim hiç. Yok, detoks zaten tatilin çok önemli bir kısmı alkolle ilgilidir. Evet. Benim açımdan öyledir. Benim dolayısıyla detoks yapamam. Detoks tatili olmaz diyorsun. Evet. Detoks belki başladığımız saati geciktirebiliriz. Gibi, öyle olabilir. Detoks tatilden sonra döndüğünde şehirde yapılan şey. Bir de masraf etmeden insanların parasını alıyorlar. Bence dolandırıcılık evet. Yani çayla falan. Tatil sağlıkla ilintisi olan bir şey değil. Tatil sağlıksız bir şeydir. Onu baştan da söylemiş olayım. Alkolsüz tatil olmaz. Alkolsüz tatil bir tatil değildir. Şey de güzel olabilir. Mesela sanat tatili. Mesela sırf heykel. Mesela Türkiye'nin en kötü heykellerinin gezildiği bir... Hı-hı. Seyahat. Şehir simgeleri var işte, ekmek, köfte. Evet. Asakin Hoca. Kocaman karpuz Diyarbakır'da. Mesela İnegöl'ün girişinde İnegöl köftesi tutan bir el var. Hı-hı. Çatalla. Tamam. Tam şuradan kesmişler. Hı-hı. Şey gibi gözüküyor hani bir. Ömer Seyfettin diyet. Aynen. Orada yani hesap ödemeden çıkan bir müşteri gibi. Evet. Pavyonun girişi gibi. Aynen. Uzay turizmine ne diyorsunuz? Tatilde uzaya gitmek cazip mi? Çok param olsa gider miyim? Böyle evet, bir imkanım olsa. Evet, çok paran var. Çok param var. Yani sana rokette yer ayırıyoruz. Yani sana 4 kişilik yer ayarladık. Bir evet. Gider misin falan deseler gene de gitmem gibi duruyor yani. Ben de gitmem. Sen gider misin? Abi her şey dahilse giderim. Yani. Ne dahil olacak ki sen? Rokette oturuyorsun. O da kahvaltı gibi. Alkol varsa gelebilirim. Alkol varsa gider, evet.
Yükseklik zaten bir kafa yapar. Evet, yükseklik inceden bir oksijen kafa yapar orada. Gerçi yaylaya çıkmış gibi ol, o zaman olursun işte. Bazen böyle televizyonda trajik bir haber oluyor. İşte ne bileyim, cam silerken düştü falan mesela. Evet. Ve ben böyle onu izleyip şey diyorum. İşte asla başıma gelmeyecek bir trajedi. İçten içe seviniyorsun değil mi? Hayır, sevinmiyorum ama benim başıma gelmez. Hani bir şeyim yani, rahat. Mesela bu da öyle, roket patladı falan mesela. Asla başıma gelmeyecek. Evet evet ya. Ben Fethiye'ye gittiğimde arkadaşlarım benim, o ne derler ona? Bungee jumping. Yok yok, uçuyorsun böyle, bir şey yapıyorsun. Neydi o? Gelen Babadağ'dan paraşütle atlamayı. Ha, paraşüt, 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 paraşüt. Hmm, evet. Paraşütle git, uçtular benim arkadaşlarım. Dediler ki Caner uç. Ben dedim arkadaşlar gidin. Ben canımı sokakta bulmadım dedim. Ya, ben hayatı seviyorum ya. Dedim ya, deli misiniz? Yaptılar bunu. Ben de uçtum. Ben böyle biraz da korkarak uçuyorum. Aa, evet. Bir daha uçmam, onu da söyleyeyim. Ondan sonra yanda, gerçek bu, bir tepsi üzerine kavun ve rakı koymuşlar. Onunla beraber indiler aşağı içe içe. Ve yani ehli keyfisi. Uçarken de karşılaştık böyle. Öyle güzel bir muhabbet, sohbet olmuş. İki kişi biliyorsun. Arkada pilot var aslında. Evet, evet. Sen böyle kucağında yani, gibisin onun. Yani öyle demeyelim. Rakı içi içe inen bir adam yoldu. Ehli keyfinin yani, de bu kadar yani. Evet, onu diyecektim. Yani gerçekten bu kadar yani. Ya kavunun da sonra yeter. İnince yersin kavunu. İnince ya kavunun rakını ya. Peki son olarak tekne tatili. Tekne bu işin en havalısıdır. Ve döndüğünüzde çok havalı bir şekilde anlatırsınız. Baba neredeydin? İşte Gökova'da, Göcek'teydim. Yani otel tatilinin bir üst şeyi mi, evet. Tekne tatili? Tabii tabii. Galiba tekneye ayakkabıyla basmak yasak mı? Öyle bir şey. Ayakkabı binilmez teknede. Seccadeye bastılar gibi bir şey mi oluyor? Tekneye bastılar. Bir şey var. Sağ ayakla girilir, solla çıkılır. Girince bir bozuk para atılır. Siftah parası. Peki bu tekne boyu galiba bir şey gibi değil mi? Bir penis boyu gibi biraz zenginler için. Yanlış mı biliyorum? Doğru. Hep daha üstüne istersin tekne olduğunda. Böyle bir mesela diyelim bir koyda bir sürü şey oluyor. Tekne, yat, yelkenli, birden böyle gemi gibi bir şey giriyor içeri. Evet, bir mahcubiyet olur. Hani evet. Bir eşine bakarsın hani oh, el alemde ne tekneler var falan diye. Evet, yani bir, şimdi mesela büyük boy var, bir çok büyük boy var, bir de böyle oligark boyu var galiba. Evet işte oligarklar, mega yatlar, böyle mega. Böyle mesela güverteden atlasan mesela öleceksin. Evet. Şeyden dolayı, çarpmadan dolayı, çarpma şey. Yani düşene kadar telefonun elindeyse arayabiliyorsun. Tekne tatiline çıkmasam da mesela tekne tatiline çıkmış gibi kendimi lanse etmek istiyorum. Sence ne demem lazım? Böyle jargonlar vardır. Yani Göcek'teydik. Uh-huh. Bedir Rahmi yine çok kalabalıktı. Bu kalıplar kullanılabilir. İşte Göcek günden güne kirleniyor. Bu her sezon söylenir. Uh-huh. Ondan sonra artık buralarda durulmaz abi, genel olarak kullanılabilir tabii. Ama tekneyle ilgili işte İzbarço mesela. Ha. Bir mühim tipidir. Kullanalım. Evet, Bedir Rahmi çok kalabalık. Bedir Rahmi çok kalabalık. Bu yaz bence hepimizin. Aynen. Ağzından düşmemesi gereken. Evet, evet. Kabak koyu bozdu. Kelebekler Vadisi çok bozdu. Bunlar söylenebilir. Kelebekler hep bozuktu. Kelebekler hep bozuktu da denilebilir ama genelde bozdu dersek de olur yani. O zaman ben de 2008'de hala aradığım ve bulamadığım yaz aşkıma buradan selam söyleyeyim. Öyle bitirelim yani. 2008'de bir yaz aşkı mı yaşadın? Tabii, genelde yaz aşkları böyledir. 3 ay kalırsın, aşık olursun. Aha. Her akşam beraber geçirirsiniz ve ondan sonra bir daha böyle sanki aranacakmış gibi böyle bir telefonlar. 2008'de Instagram yok muydu? Yoktu. Son yaz aşkı 2008'de o zaman. Evet, çünkü bundan sonraki yaz aşklarında insanlar birbirini bulabildi. Zaten evet. Ben son bulunamıyor. Yaz aşkları böyledir çünkü. Yani, evet, yani hani yazın aşık oldum ve bir daha görmedim. Evet. En son 2008'de yaşandı. En son 2008'de yaşandı, evet. Eve emin ol dinliyor bu podcast. Belki evlenmiştir falan diye söylemiyorum işte. Evet, evet. Podcast'te milyonlar dinliyormuş gibi. Belki dinliyordur, bilemezsin. Evet, belki de. Denizciğim çok teşekkürler katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Harikaydı sizinle. Her zaman, evet. Bizim için de harikaydı hocam. Çok teşekkür ederiz.